Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı terörist terör operasyonları nedeniyle örgütün büyük sıkıntı yaşadığını anlattı. Önceden köylerde kalıyorduk. Yani bazı yerler vardı gidip kalıyorduk. Ama artık köyler yani gelip onu direktmen söylüyorsan diyor artık zarar veriyorsun bize. Niye kalamıyorsunuz? Yani artık hem halk istemiyor hem de devlet çok güçlenmiş. Yani örgüt bitme şeyine gelmiş. Doğu ve Güneydoğu'da başta Kato ve Tendürek Dağları ile Diyarbakır'ın 6 ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. 1528 km² alanda 28 Mayıs'ta başlatılan 10.047 güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nda dün bir terörist yakalandı. PKK'lı terörist ailesinin okuması için her türlü fedakarlığı yaptığını ancak üniversite okurken vaatlerle kandırılarak örgüte katıldığını söyledi. Öyle yani gurbete gittik, üniversiteyi kazandık. Ailemiz o kadar emek verdi bizi okutmak için. Onlar bizi kandırmak için, bizi işte örgüte katmak için peşimizi bırakmadılar. Hani o kadar vicdansızlar, o kadar caniler. Hani görüyorsunuz komutanım, yani ben halim ortadadır yani. Terörist olmuş. Yani. O bu hale beni onlar soktu yani. Terör Suriye'de memur olma vaadiyle kandırıldığını dile getirdi. Suriye işte seni memur yapacağız o şeyle kandırdılar. İşte okullarda da bu postalarda memur olacağız. Sonra işte geldim şeye bu Diyarbakır Sise yol çatı oraya geldim. Çoğu kez bazen gelip teslim olmak istiyordu. Ama örgüt işte asker gidip teslim olursanız size işkence yapar, sizi döver. İşte hiç aklınıza gelmediği işkenceleri yapar. Yani sizi aylarca tek hücreli yerde tutar. Yani o biraz gelip devlete savunmalarını engelliyordu. Terörist operasyonlardaki kararlılık nedeniyle sıkışan terör örgütüne katılımın sona erdiğini vurguladı. Yeni Şervan katılımı geçen sene yani bir sene önce tek tük vardı. Şimdi yani hiç yok. Yani bir sene oldu. Yeni Şervan katılım yani sıfır diyebiliriz. Yani hiç görmedim. Bölge halkının PKK'ya karşı artık tavır aldığını dile getiren terörist şunları anlattı. Artık halk da yardım etmiyor. Yani her köyde artık belki 10 köyde bir kişi kalmış ya da kalmamış. Bölgede halkın örgüte güveni çok çok azalmış. Artık güvenmiyor. Gittiğimiz yerlerde hemen şikayet ediyorum. Terörist örgütün uyuşturucu ekiminden ve satışından büyük gelir elde ettiğini söyledi. Kenevir otunu herkes ekliyordu. Bu sene kimse ekmedi. Sonra örgüt artık o örgüt hep ondan vergisini falan alıyor. Artık alamaz onu.